Bana günaydın. Size ne oluyor tam bilmiyorum. Çünkü beni hangi saat aralığında izliyorsunuz hiçbir fikrim yok. Saçım başım dağınık, daha yeni uyandım. Ondan sonra kahvemi içtim. Normalde sabah yatağını çok toplayan biri değilimdir ama bugün bayağı düzenliyim. Bu arada belki fark etmişsinizdir. Ben böyle bildiğin hastane nevresim gibi bembeyaz nevresimler kullanırım her zaman. Onu bir seviyorum. Ya ekru renkte, ya beyaz renkte, koyu renkte ya da desenli renkte nevresim takımına asla tahammülüm yok. Şimdi uyandım, kahvemi içtim. Ardından duyduğunuz üzere çamaşır makinesi yine çalışıyor. Çünkü tatilden döndüm biliyorsunuz ve bütün her şeyi yıkamaya attım. Bir yandan bulaşık makinesi, kurutma makinesi, hepsi çalışıyor şu anda evde. Evi toparlayacağım biraz. Ardından da Ceren'i bekliyorum. Çünkü Ceren bugün bana Aksel'i bırakıyor. Yatak odasının tamamen kapısını kapatacağım. Çünkü bir tane daha Aksel'in işenmiş yorganına tahammülüm olamaz. Ardından da büyük ihtimalle köpeği alıp bir yerlere gideceğim. Ama gitmeye de bilirim. Bilmiyorum. Bugün çok boş bir günümdeyim. Evi toparladıktan sonra belki nehri görmeye gidebilirim. Eğer çekebileceğim malzeme olursa size çekiyor olacağım. O zaman vlog başlasın. Ya da başlamasın. Temizlik yaparken de blok çekmemiz gerekiyor mu? Biraz çekeyim hadi. Dünyanın en güzel süpürgesi Dyson süpürgesi arkadaşlar. Ben bundan çok memnunum. Bu kurumuş mu? Buhar oldu. Bakalım sen bittin mi? Oy, buradan da buhar geliyor. Buhar! Gördüğünüz gibi kurutma makinesi, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, bunların hepsi çalışıyordu ama artık bitti. Tüm işleri hallettim. Artık yapmam gereken acilen duşa girmek, hazırlanmak ve Aksel'i beklemek. Şimdi Aksel geldi. Ben de hazırlanıyorum. Ardından birazcık gezmelere çıkacağız. Değil mi Aksel? Değil mi Aksel? Aksel, Aksel. Hiç bak, hiç. Hiç pas vermiyor ya. Aksel! Asla umrunda değil ya. Aksel diyoruz, hiç bakmıyor bile bak. Bak. Şimdi Aksel'le biz yola çıktık. Suadiye'ye gidiyoruz. Ben hazırlandım. Nehri göreceğiz. Aksel'le birlikte gezeceğiz. AVM'ye gideceğiz. Aksel! Aksel! Bak! Aksel bak! Bak kameraya bak! Bak! Bizi izliyorlar. Bakalım bugün nasıl maceralar bizi bekliyor. Ceren evde duramadı. Aksel'i bıraktı ve gitti. Çünkü onun yoğun işleri varmış bugün. Ben de dedim bırak bana Aksel'i. Biz Aksel'le beraber gezeriz bugün. Aksel'cim nereye bakıyorsun? Biz şimdi yola çıktık. Hadi bakalım gün başlasın. Biraz AVM'de gezelim dedik. Değil mi Aksel? Aksel aslında şu Mudo City'ye girmek istiyordum ben. Ev dekorasyonu bayılırım. Beni ev dekorasyon mağazasında bırakın sonsuza kadar. Ben hep bakayım ona. Sonra berbat bir dekorasyon çıkartayım evime. Ya zevkliyimdir ama birleştirme konusunda sıkıntılarım var. Güzel parçaları birleştirip berbat bir hale getiriyorum ben ev dekorasyonunda. Gel bakalım beraber neler varmış. Aa bak bunlara bayıldım, çok güzeller. Şu saat de çok güzelmiş. Aksel çok güzel mutfak eşyaları var burada, bakalım beraber. Şuna bakın, çok tatlı bunlar.
Bakayım şuradaki filli. Bunlar da güzelmiş. Cadılar Bayramı yaklaşıyor diye bal kabaklı şeyler var. Evet, biz buluştuk şimdi Nehir'le. Nehir okuldan çıkmış. El salla Nehir. Akseli sevdin mi? Evet, Aksel çok tatlı. Şimdi beraber oynarsınız. Yemek yemeye geldik. Biz çok fazla alternatifi yok Kozi'de. Tavuk dünyasındayız değil mi? Tavuk dünyası burası. Benim tercihim çili lokumu oldu. Ben tavuk dünyasını seviyorum bu arada arkadaşlar. Siz seviyor musunuz bilmiyorum ama güzel oluyor buranın lezzetleri. Nehir de aynı dayısına çekmiş. Bak üzeri nasıl lekelenmiş. Evet. Ne yapacağız? Hadi bakalım bakalım. Nehir'e pijama bakmaya gidiyoruz şimdi. Evet. Nehir var mı güzel bir şeyler burada? Bak bakalım kendine. Ne çok güzelmiş. 8. video çok güzel. 8. videoda senin alışveriş turun var. Evet. Bak şu benekli çok güzelmiş, puantiyeli. Aa. Bu puantiyeli pijamayı beğendin mi? Evet. Bak bunu alabiliriz evet, bence. Bak Nehir. Arkadaşlar bunu beğendiniz mi? Hangini, bunu mu? Arkadaşlar beğendiyseniz hemen sizin için bunu alıyorum. Allah bak sen şuna. Beğendiyseniz sizin için hemen alıyormuş. Aa, büyüyünce de bunları giyersin. Nehir bak evde giymek için çok tatlı bu. Arkadaşlar bunu beğendiniz mi? Sen beğendin mi? Boş ver arkadaşları. Ben de beğendim. Nehir'e tak bir. Arkadaşlar nasıl? Şurası Nehir'in okulu. Nehir'in okulunun hemen karşısındayız. Buranın ünlü elmalı kurabiyesi ve tahinli kurabiyesinden yiyoruz birer tane. Bir gün burada ablamla oturduk, böyle çayımızı içiyoruz, kurabiyemizi yiyoruz. Okulun da hemen önünde bir tane yol var. O yoldan geçerken bir araba bom diye ses çıkardı. Dedik ki ne oluyor? Şoka girdik hepimiz. Lastiği patladı herhalde filan zannettik. Meğer yolda duran bir martıyı ezmiş. Şoka girmiştik ablamla ikimiz. Çünkü martı bayağı bildiğiniz arkadaşlar patladı. Bir martı nasıl patlayabilir? Uçamadı büyük ihtimalle. Ardından arabanın şoförü durdu, kadın. Dedi ki ne oldu arkadaşlar, lastiği mi patladı filan dedi. Biz bir gördük. Martı patlamış. Yani böyle trajik bir hikayemiz de var burayla ilgili. Ama buranın kurabiyelerini ve böreklerini çok seviyoruz. O yüzden buraya gelip şöyle bir çayımızı, kurabiyemizi yiyelim dedik. Şimdi Aksel'le birlikte caddeye gidiyoruz. Caddede Melisa'yla buluşacağız. Kahve içeceğiz. Büyük ihtimalle Ceren de yanımıza gelir. Aksel'e bakın. Lütfen Aksel'e bakın. Bak dışarıya bakıyor. Aksel düşeceksin oradan bir tanem. Düşeceksin oradan bir tanem. Hala dışarıya bakma derdindesin. Bağdat Caddesi'nde Apple mağazası sonunda açılmış. Ama deli gibi kuyruk var, yani kim buraya girer bilmiyorum. Uzun zamandır kişisel gelişim kitabı okumadığımı fark ettim. Uzun zamandır kitap okumuyorum aslında. O yüzden şimdi Penguen'e geldim caddede. Kitap bakıyorum. Şunu alacağım sanırım arkadaşlar. Böyle mucizelerle ilgili bir şeyler okumam lazım. Çünkü pozitif bakamıyorum bu ara hayata. Bunu bir deneyeyim bakalım. Okumaya başlayacağım şimdi. Tavsiye eder miyim? İlerleyen zamanda size bununla ilgili bilgi veririm. Aslında bu bölümden bir kitap almam gerekiyor. Çünkü yemek konusunda o kadar başarısızım ki. Yani böyle aşçılık, maşçılık, bu tarz şeyleri okuyup öğrenmem lazım. Çünkü sürekli dışarıdan yemek söylüyorum. Ama artık devir tutumluluk devri, biliyorsunuz yani. Euro, dolar aldı başını gidiyor. O yüzden evde yemek yapmaya başlamam lazım. Gerçi Türkiye'de evde yemek yapmak sanırım daha maliyetli, biliyor musunuz, dışarıdan söylemekten. Özellikle İstanbul'da.
Tek başıma yaşadığım için yemek yapmak daha maliyetli olabiliyor. Şimdi kahvemi de aldım, latte'mi aldım. Caddede, kitabım da yanımda. Melisa gelirken, daha doğrusu Melisa'yı beklerken Aksel de yanımda. Biraz kitap okuyacağım ve kahvemi içeceğim. Kahvemi de normalde hep medium alırım ama bu sefer small aldım. Tutumluluk görüyorsunuz her konuda. Eskiden medium alıyordum ama bu medium'u neredeyse hiç bitiremiyorum. Her seferinde bırakıyorum, yarım da olsa, az da olsa bırakıyorum. Bari dedim artık small almaya alışayım ve hepsini içeyim kahvenin. Şu kitaba başlayalım bakalım. Mucizeler yolda mı? Gelsin artık o mucizeler Allah'ım. Değil mi Aksel? Gelsin şu mucizeler artık. Yeni açılan boy nerede karşıda? Burayı gezmem lazım. Melisa ile buluştum ve Kemal hocamız. Hep beraber şimdi yemeğe gidiyoruz. Şu an çok heyecanlıyım. Emanetin emaneti olmaz ama maalesef Aksel'i Melisa'nın kız kardeşi Elif'e emanet ettim. Ya Elif zaten Ceren'in bundan haberi yok. Ne olursa olsun sorumluluk bende arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz. Ya sana sorumluluk verelim ben sana. Neden peki bıraktım? Çünkü yemek yemeye gidiyoruz şu anda Townhouse'a. Bağdat Caddesi Townhouse. Pet friendly olmaman beni çok üzüyor. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen küçücük köpekleri dışarıda bırakmak zorunda kalıyoruz. Ya sen niye peki? Birilerine emanet etmek zorunda kalıyoruz. Küçük köpek yeter. Büyük köpeğin arasındaki fark ne? Küçük olması. Sonuç olarak lütfen köpek alın. Yani bu köpekler ne zararı var size arkadaşlar? Townhouse'a köpek girebilsin istiyoruz. O kadar kalabalık ki burası. Çok zor yer bulduk. Ama sağ olsun Townhouse ekibi bize güzel bir yer ayarladı. Şu anda Ceren'in köpeği maalesef yanımızda değil. Ceren'cim bu videoyu izlediğinde umarım bana kızmazsın. Hadi o zaman. Joe, hadi bir çek çabuk. Oh oh oh. En sevdiğim kokteyli içiyorum şu anda. Ben mi? Benim en sevdiğim kokteyl. Passion fruitlu, acılı, muhteşem bir kokteyl arkadaşlar. Muhakkak için sizde. Gelin deneyin. Bak hareketlere bak ya. Bak bak. Bak pozlar veriyor bak. Teşekkürler. Kremi pesto soda. Biraz balzamik sirke ister misiniz? Bence olabilir. Olur. Bu arada biz yine her zamanki gibi Melisa ile ortak yiyoruz. En sevdiğimiz şey kardeş kardeşe. Böyle şeyler söyledik. Karidesler, marilesler, buratalar. Böyle tatlı tatlı şeyler yiyeceğiz. Tabii ki oraya pet friendly bir mekan olmalarını isteyecek. Müzik yok ki bir tane. Müzik var mı şu an? Çok müzik biraz var. Ama biraz fazla gürültü var zaten. Çünkü çok kalabalık burası şu an. Pet friendly olmalarını söyle. Duyun sesinizi. Şimdi biliyorsunuz Aksel'i Elif'e bıraktık. O yüzden yazıyorum Elif'e sürekli ara ara. Aksel iyi mi? Neredesiniz? Falan diye. Aksel'in fotoğrafını gönderiyor bana Elif. Yine neredesiniz? Biz yanınıza geliriz. Aksel ne durumda? Bir tane acil anlık foto. Aksel gayet iyi. Şimdi diyorum ki arkadaşlar, hocama da soralım. Yüzüm altın oran diyorum. Melisa da diyor ki hayır diyor, benimkisi altın oran diyor. Melisa'nın suratı... Ya yan yana geleceğiz şimdi. Evet, bakalım. Bir dakika, sen ama sen suratın yok ya altın oran mı diyeyim? Bir tanem, sen şöyle biraz aşağı inmen lazım. Benimkisi altın oran. Gördüğünüz gibi hep ölçüler böyle tam. Hani... Gözlerimin arasındaki ölçü, şu gözümle dudağım arasındaki ölçü, hep altın oran. Bir tane altın patates gibisin. Terbiyesiz. Ah, saçımı da bozdu. Canım senin yüzün ancak gümüş olabilir, bronz olabilir ama altın asla değil. Hayır. Hayır. Hocaya sormuyoruz. Hoca az önce söyledi zaten benim altın oran olduğumu. Ama tehdit edildi. Baskı kuruldu üzerinde. O yüzden altın oran değil demek zorunda kaldı. Melisa'nın... Soralım. Melisa'nın yüzü altın oran mı hocam? Ötesi. Ötesi derken... Pırlanta oran. Pırlanta mı? Canım, canım, canım. Bir bakın arkadaşlar. Canım. Havalara bak. Evet arkadaşlar, şimdi Aksel'le buluştuk.
Ne yapıyorsun ya? Çok güzel ama. Burayı keseceğim. Hayır kesme. Aşkım gel bana çabuk bana gel. Şimdi Akasya'ya gidiyoruz. Ceren'in yanına. Atakan da oradaymış. Beraber hep beraber kahve içeceğiz. Akasya'da. O zaman orada görüşürüz. Ama siz böyle yapıyorsunuz. Aksel burada kıskanıyor. Bak Aksel'e. Nasıl mutsuz. Bak. Allah. Ay çıldırdı. Çıldı. Kovaya gir. Kıskanç. Onu daha çok seviyorum. Allah. Allah. Gidiyor. Aksel'i tutamıyorum. Arkadaşlar az önce burada gossip pastaya düşecek bir olay yaşandı. Ama tabii ki bunu anlatmayacağız çünkü anlatmamız doğru olmaz değil mi Melisa'cığım? Bakın burada bir çift var arkadaşlar. Vlogumda ilk defa görünecek olan çifti size gösteriyorum şu anda. Bir taneciklerim. Sizi beraber ilk defa görüyoruz. Aa. Nazar değmesin şuraya. Ay, soru şuraya bir yere şimdi şuraya bir yere. Bunu şimdi yaparsan daha sağlıklı olur. Şuraya bir yere nazar boncuğu koymak isterim ama o kadar edit bilmiyorum. Bu Ceren en son şey diyemiyor muydu? Maalesef ayrıldı. Beraber olamayız çünkü farklı yolların insanlarıyız. Ne oldu şimdi, bir tanem anlat şimdi? Bakalım. Hadi anlat bakalım. Anlat bakalım. Hadi. Hadi. Sevgimiz her şeyin üstesinden geldi bence şu an. Öyle ya, ben de anlaşamıyor muyum? Yok anlaşıyoruz da bazı şeyleri torpilemiştik. Ayrılmış mıyız peki? Ayrılmadık. Ayrılmadınız mı? Ayrılmadık. Hiç ayrılmadık. Mi ayrılmadınız? Hiç ayrılmadık. Yalan söyledim ben. Birbirinizi çok mu seviyorsunuz? Her şey yolunda. Seviyorum. Vay be. Ay, ben çok utanıyorum böyle şeylerden. Kamerada yapamayız. Baksana şu an nasıl aşkla bakıyor. O da öyle. Bunu da seven yok. Ne yapsın? Bir tane Jimin az önce canını sıktılar. Ama... Bir tık olaylar oldu. Ceren'in son yaptırdığı yüz naklinden bahsedebiliriz. Tebrikler başladı. Aynen. Ceren sürekli FaceApp kullanıyor arkadaşlar. Hollywood 3. Kiss 3, Kiss 3. Bugünkü vlogun sonuna geldik. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.